oranları ile ilgili de bir çalışma var. Türkiye genelinde çünkü doğum oranları düştü. Alarm veriyor deniyor. Konu siyasetin de gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus uyarısını yüksek sesle dillendirmesinin ardından AK Partili kurmaylar da konuyu ele aldı. Çalışan kadınların sorunları ve düşen doğum oranlarının ele alınacağı bir çalıştayın hazırlıkları yapılıyor. Türkiye'de doğurganlık hızı düşüyor. Nüfus kendini yenilememe tehlikesiyle karşı karşıya. 2022'de 1,62 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e kadar düştü. Ülke nüfusunun düşmemesi için bu rakamın 2,1 olması gerekiyor. Devam eden tartışma siyasetinde gündeminde. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere farklı bakanlıklar devrede. AK Parti'nin Kızılcamam kampında sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili yol haritasını anlattı. Dünya genelinde doğurganlık kızının düştüğüne dikkat çeken Göktaş, çalışmaların farklı ülke modelleri de gözetilerek yapıldığını söyledi. Buna göre 16 haftalık doğum izninin artırılması gündemde. Uzaktan çalışma imkanlarının genişletilmesi de seçenekler arasında. Peki doğum izninin artması kadını çalışma hayatından uzaklaştırır mı? Ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlar da analiz ediliyor. Kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluğunun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Doğurganlık hızının en düşük olduğu 3 il Kütahya, Zonguldak ve Karabük olarak tespit edildi. Bakanlık bu illeri mercek altına alacak bilimsel bir analizle ekonomik ve sosyolojik nedenler araştırılacak. Ayrıca yakın zamanda konunun daha geniş kapsamlı irdeleneceği bir çalıştay düzenlenecek. Gerekli görülürse kanuni düzenleme yapılacak. Çalıştayın alt başlıkları arasında sezeryenle doğum oranlarının azaltılması da var. Pilot il Konya'da yapılan çalışmalar sonucunda sezeryenle doğum oranı %20 oranında düşürülmüştü. Amaç normal doğumun teşvikini sağlamak. Çalışan annelere 325 euro destek ödemesiyle ilgili ayrıntılar da belli oldu. Başvurular başladı. Projenin amacı hem annenin çalışma hayatından kopmaması hem de eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvik edilmesi. Peki kimler başvurabilecek? Başvurular nasıl yapılacak? Haberimizde izleyelim. Anne olan ve işe dönmek isteyen kadınların en büyük sorunu bakıcı bulmak. Bakanlık bu soruna çözüm üretmek için harekete geçti. Başlatılan projeyle çalışan annelere 325 euro destek ödemesi yapılıyor. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz diyen Işıkan ayrıntıları paylaştı. Buna göre 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro yani yaklaşık 11.350 lira destek sağlanacak. 0-24 ay aralığında çocuğu olan Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde yaşayan anneler destek ödemesi için ön kayıt yaptırabilecek. Destekten faydalanmak isteyen çalışan annelerin eğitimli bir çocuk bakıcısını sigortalı olarak istihdam etmesi gerekecek. Her anne sadece bir çocuğu için destek ödemesi alabilecek. Çalışan anne velayeti kendisinde olmayan ya da aynı evde ikamet etmediği çocuğu için başvuru yapamayacak. Peki başvurular nasıl yapılacak? 325 euroluk destek ödemesi için başvuru ekranı erişime açıldı. Eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi kapsamında başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Projeden toplam 7 bin kadının faydalanması bekleniyor.